düşünürken tam tersi yaptığınız projeyi çaldığınız, yani hırsızlık yaptığınız iddiasıyla mahkemeye veriliyorsunuz. Bu sözlerin sahibi ODTÜ mezunu Hulusi Yağ, şimdi sadece Türkiye'de değil, dünyada tek olduğunu kanıtlayan bir patentin sahibi. Ancak patentini aldığı buluş başına büyük işler açmış. Peki neydi onun başına iş açan bu buluş? Buluşuna konu olan projenin adı FIFO stoklama sistemi. Mevcut durumda stoklanan camlar kırılıyor, büyük miktarda fire veriliyordu. Ancak Hulusi Yağ'ın projesi hem bu duruma son veriyor hem de şirkete trilyonluk getiri sağlıyordu. Paketler birbirine yaslanmayıp 90 derecelik bir açıyla her biri birbirinden bağımsız olarak sabitleniyor ve ilk koyduğunuz paketi diğer taraftan ilk olarak alıp satabiliyorsunuz. Abartısız yüzlerce milyon dolar getiri sağlayacak olan bir proje. Buluşunu 2009 yılından itibaren sayısız e-posta aracılığıyla bildirdi. 15 yıl içerisinde sözlü ve yazılı her türlü başvurularımı hiçbirine yanıt alamadım. Yıllar sonra bu önerisi işveren tarafından iş yerinde denendi. Proje ekibi kuruldu ve yine iddiasına göre takdir beklerken buluşu kendisinden habersiz ihaleye çıkartıldı. Ardından emekliye ayrılmaya zorlandı. Aslında patenti çalmadığım tespit edildi. Buna ek olarak da şirketin patenti benden habersiz ihalenin üzerinden, projenin üzerinden adımı silerek ihaleye çıktıklarını karara bağladı, onadı. Başına gelenler bununla da kalmadı. Kendi buluşunu çalmakla suçlandı. Hakkında 2010 yılında patent gaspı iddiasıyla dava açıldı. Şişe Cam Holding iştiraklerinden davacı Trakya Yenişehir Cam Sanayi AŞ, buluşun Hulusi Yağ'ın değil, çalışanlarının ekip projesi olduğunu öne sürdü. Bir iddiası daha vardı iş yeri yetkililerinin, buluşa konu olan projenin kendilerine noter aracılığıyla bildirilmediğini öne sürdü. Ancak mahkeme emsal bir karar verdi. Çalışanın buluşunu e-postayla yaptığı bildirimi delil kabul etti. Davacı tarafın mevcut kanunlara göre buluşa yasal süre olan 4 ay içinde yanıt vermediği için patent hakkının çalışana ait olacağını hükmetti. 4 ay içinde dönmemesi durumunda bu patent hakkını çalışana başvurma hakkını vermektedir. Bunun üzerine Hulusi Yağ davacı oldu. Patent başvurusunun devrini istedi. Bilirkişi ve mahkeme onu haklı buldu. Dava sürecinde ilginç bir gelişme de yaşandı. Davalı şirket Trakya Yenişehir Cam Sanayi AŞ kararı temyiz etmedi. Yağ yargıda kazandığı karar üzerine bir zafer daha kazandı. Buluşunun dünyada tek olduğunu, 178 ülkede incelemeli olarak Avusturya Dünya Patent Ofisi tarafından 20 yıl korumalı tescil ettirdi.